Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda civcivler için ana kucağının temizliğini ve hazırlanışını sizlerle paylaşacağım. Kümesimize geçelim. Bismillah. Şimdi arkadaşlar kümesimize geçtik. Ana kucağımızı boşalttık. Ana kucağımız biliyorsunuz civcivleri büyüttüğümüz ısıtıcı lambası olan e, anne görevini gören özellikle kışın Cicivlerinizi öldürmeden büyüteceğiniz oluşturulan sisteme ana kucağı diyoruz. Isıtıcı ee, lambamız 30 derecenin altına düştüğü zaman yanar ve ışık veren lambamız 7-24 cicivlerin beslenmesini sağlar. Bu ana kucağımızın e, cicivlerini biz yukarıya aktardık büyüdüler. Yenilerini ve yeni cicivlerimiz çıkmak üzere. Bu yüzden ana kucağımızın temizliğini yapmamız gerekiyor. Bu ana kucağında cecivler yaklaşık bir ay kadar kalabilir. Bir aydan sonra daha büyük bir ana kucağına aktarabilirsiniz. Ya da yaz ayındaysak kümesinizin görmüş olduğunuz bölmelerine de aktarabilirsiniz. Aynı burada olduğu gibi. Bu yüzden bir önceki civcivler buradan alındığında görmüş olduğunuz duvardaki dışkı lekelerini görüyorsunuz. Gerçekten de çok iğrenç gözüküyor ve bakteri yuvası, virüs yuvası oluşturmuş oluyor. Buraları nasıl temizleyeceğiz? Öncelikle böyle bir kabın içerisine sıcak su koyuyorsunuz. Soğuk suyla kirleri çıkaramazsınız. Sıcak suyla çıkarabilirsiniz bilginiz olsun. Ve yanınıza bir adet bez alıyorsunuz. Bu beze sıcak suda iyice ısıtarak suyunu sıkıyorsunuz. Ben biraz başlamıştım o yüzden suyum lekeli. Ee, ön kapakları temizledim. Gördüğünüz gibi sıfır oldu. Tertemiz. Şöyle kapatalım. Bu kapağımızın da iç dışını sildim. Ve bu şekilde tertemiz gözüktü. E, sıfırmış gibi maşallah. Ellerime sağlık. Hayvanlar hayvan olduğu için bakıp ticaretsel olarak düşünen ve çok kötü davranan insanları buradan kınıyorum. Hayvan beslemek gerçekten de çok önemli özellikle. Küçük kardeşlerimize örnek olmak zorundayız. Büyükler olarak onlara akıl vermek zorundayız. Ve ben böyle bir sistem kurarak içini birikmiş pisliklerini gösteriyorsam e, temizliğini de göstermek zorundayım. Temiz olmazsanız neler olur? Temiz olmayan bir kümeste hastalık her zaman mevcut olur. Sadece üst solunum değil, ishal olabilir. İç parazit olabilir, bit olabilir, e, kıran girebilir, kuruma hastalığı olur, felç olur, sinir hastalığı olur. Yani tavuklarda birçok e, kötü hastalıklara kümes kirliliği sebebiyet verir. Bu yüzden ana kucağımızı temizliyoruz. Tabi ana kucağı değil genel olarak kümeslerimizin de temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Şimdi ben şu anki halini gösteriyorum ve temizliğime başlıyorum. Kafesi temizleyeceğiniz kabın hiçbir önemi yok. Herhangi bir kap olabilir. İçerisine deterjanlı su hazırlıyorsunuz. Adana'da hipo deniyor. Siz deterjan koyabilirsiniz. Sebebi mikrop ve bakterilerin ölmesi. Daha sonra temizlediniz ve su bu kıvamı aldı. Yani pislik içinde. Bunu döktükten sonra bu sefer saf çeşme suyu yani e, ilaçsız. Koyduktan sonra yani durulama suyu diyoruz. Kafesimizi komple temizliyorsunuz. Kafesimizin son hali bu arkadaşlar. İç kapaklarımız tertemiz. Dış kapaklarımız tertemiz. Buralarımız tertemiz. Kızağımız temiz. Üstümüz temiz. Ve içerisinin yanları ve karşısı tertemiz oldu. Şimdi şu dibi söyleyeceksiniz. Onların hiçbiri dışkı değil. Ee, hepsi boyalarını sıyırmış, gagalayarak alttaki suntaya erişmiş arkadaşlar. Suntaya da MDF ne deniyor kontraplak bilmiyorum. Siz anlarsınız ne demek istediğimi. Alt tarafın iyice temizliğini yapmama rağmen zaten videonun başında hatırlarsınız ne kadar kirli olduğunu. E, boyaları kalktığı için alttaki gördüğünüz kirli yerlerin boyası olmadığından bu şekilde gözüküyor. Dışkı değil arkadaşlar. Zemin zaten ızgara olduğu için zemine inemiyorsunuz. Bunun da üstüne yeni doğanlar e, bu tellere takılıp ölmemeleri için besleniyorlar. Sireceğiz. Bu yüzden sadece temizlikle bitmiyor. Yeni doğan kafesi olduğu için zeminimize bezi hazırlayalım. Bu arada arkadaşlar içindeki bulunan lambaları da söküp iyice temizlemeniz gerekiyor. Çünkü üstü toz biriktiği için daha bulanık bir ışık veriyor. Bu şekilde silerseniz cincik gibi oluyor. Gördüğünüz gibi bu ısıtıcı lamba. Bunu istediğiniz her yerden alabilirsiniz daha aydınlık ve daha ışık saçan hale geliyor temizlediğiniz zaman. Evet arkadaşlar yeni doğan kafesimizin zeminini çektik. Ee, zemini çekerken de o kirli yeri de bu şekilde kapattım ve son hali gerçekten baya bir eski haline göre çok ama çok temiz oldu. Böylelikle civcivlerimiz daha sağlıklı büyüyecekler. Ee, gerçekten süper oldu. Bezi koyma sebebimizi yine söylüyorum. Bu civcivler yeni doğduklarında zaten dengelerini sağlayamadıkları için o deliklere, bacakları giriyor, sıkışıyor. Böylelikle yem ve su içemedikleri için takılı kaldıkları için ölüyor. Bunun dışında yeni doğanlar yemliklere uçamadığı için yem yemiyorlar. Zemine sermemiz gerekiyor. Bu zemine niye besleriyoruz? Bunun yerine karton koyamaz mıyız? Tahta koyamaz mıyız? Tabii ki de koyamayız. Sebebi de tahta ya da kartonun üstünde civcivler dengesini sağlayamazlar. Bacak ayrıklığı olur ve siz onların engelli olduğunu düşünürsünüz ya da ölüme sebebiyet verirsiniz. Karton ya da tahtanın üstünde direkt civcivler dengesini koruyamaz ve yürüyemezler. Sürekli ayak sürekli ayakları kayar. Bu yüzden kumaşın türü hiç önemli değil. Kıl kıl olan kumaşlardan o zaman şöyle söyleyeyim aslında. Böyle tüyleri olan kumaşları kullanmayın. Kaput bezi örnek veriyorum. Kaput bezini de Google'a yazarak öğrenebilirsiniz. Ya da çarşaf diyeyim sizlere. Böyle atık annenizin atmış olduğu atletler, işte kazaklar falan var. Onları Kümesinizin ölçüsüne göre keserek e, kullanabilirsiniz. Bu bir e, perde, bu bir çarşaftı ve ben bu şekilde değerlendirdim. Cicivilerin bunun üzerinde e, bir haftalık olup Kanada hareketlenene kadar kanatlanıp tün, e, yemliğin içine uçanak, uçacak boyuta gelene kadar bu bezin üstünde yaşayacaklar. Daha sonra da e, telli yere aktarabilirsiniz çünkü artık hayvanlar kendi dengelerini sağlıyor olabilir olabilecekler. Sıfırdan yeni çıkan civcivlere ana kucağının temizliği ve hazırlamasını sizlere sundum. Şimdi lambasını takacağım. Lambamız burada. Isıtıcı lambayı takınca da e, videoya devam edeceğim. Evet, ısıtıcı lambamı da taktım. E, aydınlatıcı lambam yanıyor. Gördüğünüz temizlendiği için çok canlı yanıyor. Isıtıcı lambamız da 30 derecenin altındayken yanıyor. 30 derecenin üstündeyken yanmıyor. Gördüğünüz gibi ısıtıcımız da hazır. Bu şekilde basit arkadaşlar.